Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Ali Foro. Yepyeni bir Life for Speed oyununda bugün sizlerle Audi ile karşı karşıyayız değerli dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi aracım bir hayli şekil arkadaşlar. Audi'nin Q7 modeli, yani Jeep modeliyle karşınızdayım. Life for Speed'de farklı bir zevk, farklı bir tat dedim ve sizlere de gösterme gereği duydum değerli dostlar. Bugün aracımızı şöyle güzel bir inceleyeceğiz, fakat önce içinden başlayalım. Arkadaşlar şöyle bakıldığında, tamam mı? Gene her zaman gibi kızlarım yanımda. Mod fena yapılmamış. Orta derece bir çizim arkadaşlar bana göre. Ve bakalım. Aracımızı biraz şey yapalım. Hatta arkadaşlar aracı biraz süreyim, kullanayım. Ondan sonra da olmadı. Biraz daha size farklı bir versiyonu biraz daha modifiye edeceğim. Şu an Tweak programından bir adet jant evet kullanıyorum. Sanırım BBC modeliydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve arkadaşlar şöyle biraz arabanın standartlarını inceledim ve arkasından da modifiyeli halini sizlere sunacağım. Yani modifiye ederken belki turbo takarım, belki takmam, çünkü tam güvenemiyorum turboya. Ama şöyle bir tur atalım olmadı. Bir de modifiyeli haliyle turlarız. Bu haritada arkadaşlar şehir haritası, biliyorsunuz zaten daha önceki videolarda da. Bu arada ben buradan daldım ama herhalde doğru daldım, bilmiyorum. İnşallah doğru dalmışım. Umarım doğrudur. Yani farklı bir oyun, farklı bir zevk arkadaşlar. Benim cidden hoşuma giden bir oyun. Her ne kadar boyutu falan küçümsense de yani benim cidden çok hoşuma giden bir oyun. Audi de yakışmış yani, ha, zımba gibi olmuş. Gidişte arkadaşlar bakın 160 km hızı gördük. Şimdi değerli dostlar gelin isterseniz bir de aracımızı modifiye edelim. Yani modifiyeden kastım olmadı turbo takayım bir saniye. Şimdi ilk başta renklerden başlamak için aracımızı bir kere şöyle bir kırmızı yapalım mı? Siyahı da gidiyor ama kırmızı yapalım. Ama biraz tabii dark, yani koyu kırmızı olsun. Aynı şekilde ön kaputunki de koyu kırmızı olsun. Hatta biraz daha koyu yapma şansımız varsa, evet. Şöyle kapalı bir kırmızı yapalım. Jantlara gelince, jantlarımızda ben arabayı siyah yapsak arkadaşlar şu şekilde. Jantlara da kırmızı yapsak nasıl olur acaba? Şu şekilde bakın. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Biraz Life for Speed'de şöyle bir özellik var. Bakın renk konusunda biraz bizi tabiri caizse şey yapıyor, zorluyor. Şimdi bunu beyaz yapsak ortasını. Çok sırıttı. Bir saniye. Şu neymiş? İçi. Bu değil de. Şu beyaz olsun arkadaşlar. En dışındaki beyaz olsun. İçindekinde evet. Yine kırmızı yapalım. Şöyle koyu bir kırmızı olsun. Farklı bir şey oldu. Bir tabii ki aracımızda olmazsa olmazlardan süspansiyona başladım. Arkayı full indirdim. Önü full indirdim arkadaşlar. Araba tabii ki kesinlikle sekecek ama köpek gibi bir şey oldu. Daha bakalım şöyle. Vay yavrum vay. Bir de ben arkadaşlar bir saniye hemen bir turbo takayım. Tweak programından. Evet değerli dostlar. Şimdi ise aracımıza turbo taktık. Sanırsam yani tam emin değilim ama görüntüsü de bakın şöyle göstereyim. Bayağı değişti yani, doğru söylemek gerekirse. Aracımız tam bir şekil oldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı yere bastık, siyah yaptık. Bir de aracı şimdi deneyelim. Ya bilmiyorum turbo tam oldu mu olmadı mı ama biraz bakalım. Şimdi hız konusu sanki biraz daha aracı ben hızlanmış gibi gördüm arkadaşlar. Da yalnız biraz sekiyoruz. Sıkıntımız o. Audi Q7'miz maalesef biraz sekiyor. Ama sıkıntı yok gibi. Hızlanma konusunda da bence bir 160'ı vururuz ha. Bilmiyorum da bu videoda bir 160'ı görürüz gibi geliyor. Da acayip sekiyor abi. Durun bir saniye, bir saniye, bir saniye. Az bir şey kaldırmam lazım, süspansiyonları çok sekti, beni rahatsız etti. Sanki böyle sektiği için yol tutmuyormuş gibi hissettim bir an. Bakın şimdi biraz daha yazdan dıştan az sekecektir diye tahmin ediyoruz herhalde dostlar. Çıkalım abi piste. Bir de mekanımızda bulursak lastikleri yakarız, biraz lastikleri ısıtırız. O zevkle tadarız Audi'nde. Q7'inde lastiklerini yakmadık demeyelim arkadaşlar. Fora gemisleri önümüzde, onu da yapmış olalım. Şimdi şöyle biraz olmadı arabayı hafif uzaklaştırayım. Hafif uzaklaştırayım. Şimdi bir saniye hop. Abi öyle bir şey ki dönmüyor resmen yani. Buraya bayağı bir yavaş girmemiz gerekiyor pistin bu kısmında. Onu da artık öğrenmiş olduk. Aslında bura kapalıymış. Bakalım.
ufak bir an verelim mi? Hop, topla koçum, süpersin. Hoşuma gitti. Şimdi bir tane buradan düz yol varmış. Evet. Yardıralım bakalım arkadaşlar. Hop. Evet, bakın 130'u falan gördük. Ama fazla da yapamayacağım çünkü burası bayağı. Oo, süper oldu bakın. Çok şükür Life or Speed tarihinde kazasız belasız bir yan verebildim. Yani Almanların Touchdown, yani çoğu arabasını severim arkadaşlar, doğrusu demek gerekirse Audi A6'nın, A4'ün, A5'in birçok modelin hastasıyım yani, doğrusu demek gerekirse. Hop. Toplarsan sen neyse yok koçum. Topla ya, topla be. Arkadaşlar hala çok zıplı bir araba, anlamadım gitti ama. Devir kesici kullanmadım bir tek. Duymuş olduğunuz korna modu var arkadaşlar. Bayağı da komik. Yani o şekilde. Şuraya biraz yavaş geldim. Bakalım bu sefer kazasız ve rahatsız dönebileceğim mi? Evet. Döndüm çok şükür. Yani söylediğim gibi arkadaşlar, oyun bayağı eğlenceli. Gayet güzel. Audi Q7'de bir o kadar manyak olmuş bence. Pistte de turlamak bir hayli Audi Q7 ile hoş olsa gerek. Abi ne kadar zıplıyor araba değil mi ya? Vallahi acayip zıplıyor. Ama yapacak bir şey yok şimdi. Bastırmazsak da arabayı modifiyeli olmuyor yani. Şimdi bir de ben mekan bulayım abi. Sıfır çizme çalışalım. Lastiklerimiz falan hazır şeyken. Burası iyiydi arkadaşlar. İnsanlara karşı biraz şöyle Audi'mizi gösterelim. Bakın. Şu biraz daha genişten döneyim. Manevrası biraz dar. Hop. Evet, lastik yakma testinde bir o kadar başarılı aracımız. Patlatana kadar çevirelim arkadaşlar değil mi? Görmeyen kalmasın hesabı. Biraz daha. Evet, türbinler oynuyoruz arkadaşlar şu an. Patlatacağım lastiği, kafama koydum. Evet, bakın deli gibi akıyor lastiği. Ama şu an niye öyle yaptı anlamadım. Sesine bittim arkadaşlar aracın. Ulan patlamayan lastikmiş. Bayağı dayanıklıymış arkadaşlar. Patlatamadım gitti lastiği. Lastik. Ama fena değil arkadaşlar. Yani sıfır çizme konusunda aracımız bir hayli başarılı bence. Evet. Görmüş olduk arkadaşlar. Ben Audi'yi çok beğendim. Q7 tam bir harika olmuş bence. Şöyle geri gidişini izlemek istiyorum hesabı. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ve değerli dostlar, beni izlediğiniz arka katlanıcı teşekkür ediyorum. Audi gidiyor bir yandan. Bir sonraki bakın lastikten de cidden duman çıkıyormuş bu arada. Demek ki az daha zorlasam olacakmış abi. Ben niye erken pes ettim ki? Bakın. Biraz daha deneyim arkadaşlar. Belki patlar. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Geniş bir alan olmadığı için maalesef tam anlamıyla da lastik yakamıyoruz doğrusu demek gerekirse. Patlamıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aslında burada lastik yakar mı? Hadi zıplat. Gücü yetmiyor arkadaşlar. Aha, yetti. Şimdi ağzına tükürdüm senin havada.
Şimdi delik bakacağım lastiğe. Bakın arkadaşlar, şimdi hiçbir kaçar yok lastiklerin. Hey. Bakın şimdi ısındım, muhtemelen yanacak arkadaşlar. Bu sefer kaçar yok. Evet, patlattım. Sonunda denedim bu arkadaşlar. Lastik patladı. Çünkü onu da buradan diyoruz bakın. Biraz hızlanıp boşa atsın. Bakın lastik patladı herhalde. Harika da böyle açtı. Bakın dışarıda duruyor üstelik lastik. Yani bu da çok iyi olmuş. Bu modda gördüğüm bir şey. Yeni görüyorum. Lastik patladı içinde bakın. Lastik bayağı dışarıda duruyor. Böyle bir yamuluyor. Şöyle son bir kez bu patlak lastiği. Evet. Görürüz başlar. Lastiği öldürene kadar sürmüş olduk. Evet. Beni izlediğiniz zaman katlandığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Foro Games kanalında takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Görüşürüz.